Geldiğimiz noktada işte bu tüketim ekonomisi dediğimiz ya da işte İkinci Dünya Savaşı sonunda çıkan yapı içerisinde üretim verimlilik önemliydi. İşte otomasyonlar, ondan sonra işte verimlilik, bir üretim sürecindeki iyileştirmeler vesaire. Bunun aslında geride kaldığını ve bir deneyim ekonomisine ihtiyaç olduğunu keşfettik. Bu da insan faktörünün ön plana çıkmasına neden oldu. Fakat insan da ilk kısımda söylediğimiz gibi aslında sürücü koltuğunda oturduğu zaman çok iyi sonuçlar vermiyor. O yüzden bizim bu dönüşüm ekonomisini yakalayabilmemiz, yani bir üst seviyeye geçirmemiz için sistem faktörünü işin içine entegre etmemiz gerekiyor. Sistemi anlamamız, sistem içerisindeki ilişkileri anlamamız, sistemin nasıl çalıştığını anlamamız ve buzdağının aşağısını anlamamız gerekiyor. Sistem faktörü bu bağlamda önemli. Şimdi buradan şeye geleceğim. Sistem düşüncesi bu kadar önemliyken şirketler hani bu durumda çözüme dönük olarak neler yapabilirler? Biraz tekrar şeyden çıkıyorum. Bu yine ana akım işte The Economist'in şirketler artık sadece hissedarın kar maksimizasyonuyla ilgili değil, bütün paydaşlarının faydasını gözetmelidir diye aslında hem Davos'ta da dünyanın işte en büyük ekonomi konuşmalarının olduğu yerde de manifesto değişikliğiyle hem de ana akımda artık bunlar yer almaya başladı. Dolayısıyla şirketlerin bu bağlamda gittiği yönü birazcık görebiliyoruz. Bu beyefendi BlackRock'ın dünyanın en büyük kurumsal yatırımcısı şirketin CEO'su ve her sene yatırım yaptığı şirketlerin CEO'larına mektuplar gönderiyor ve paydaşların faydasını gözeten işler yapın arkadaşlar. Yapmazsanız yakında size yatırım yapmayacağız gibi bir şey var. Bu minvale geliyor. Burada yine bir sorumuz var. Bu ana akım meselesi geliştikçe deminki oturumda da söyledim aslında yeteri kadar para var fakat bunun nasıl kullanıldığı önemli ya da daha önemli hale gelmiş durumda. Paranın olduğunu düşündüğümüz noktada bir Menti'de son sorumuza geçelim buradan. Menti'de bu sefer ekonomiyle alakalı bir soru sorduk. Canın ekranına verebilirsek arkadaşlar eğer olabiliyorsa. Goldman Sachs yine büyük yatırımcılardan bir tanesi ve çok ana akım bir yer. 2030 yılına kadar bir sürdürülebilirlik finansman taahhüdünde bulundu 2019'un sonunda. Bu sizce ne kadardı diye sorduk. 750 milyon dolar, 7,5 milyar dolar, 75 milyar dolar ve 750 milyar dolar. Buraya yanıtlarınızı bekliyoruz. Ben de biraz nefes alayım. Sistemsel düşünmeye çalışmadan doğrudan paraya geçtik. Çok lineer olabileceğini düşündürebileceğimiz bir konuya geçtik ama her konu olduğu gibi ekonomi de yeteri kadar karmaşık ve ilişkiler üzerine kurulu. Buradan da aslında organizasyonların, şirketlerin bu sistemsel düşünme ve aslında daha da ikinci planda, ikinci noktada söyleyeceğimiz onarıcı yaklaşımlara nasıl katkıda bulunabilecekleriyle ilgili birazcık konuşacağız. Ondan sonra da toparlayacağız zaten. Çünkü sadece sorun konuşmak bizi bir yere götürmeyecek. O yüzden zaten arada da size çözümleri sorduk. Çok güzel yanıtlar da aldık. Buradan yola çıkarak da şirketler bunlara nasıl katkı veriyorlar? Türkiye'de birazcık neler oluyor? Sonda da onu anlatmaya çalışmak istedim. Böylece sosyal inovasyon tarafına da biraz topu atarak kapatmış oluruz. Bir dakika daha var. Ondan sonra yanıtları toparlayıp. Önde giden 75 milyar dolar. 7,5 herhalde az geldi. 750 de galiba çok geldi. Milyar tarafı. 750 milyon en az yanıtı alanlardan. Şeffaflık için teşekkür ediyoruz Ömer Gezen. Google'dan kopya çektim demiş. Yaklaşık gene 250 tane yanıtımız var. Tam göremesem de. 107 yanıt aldı. 75 milyar dolar. 7,5 artmış sonradan. 7,5 milyar dolar 70 kişi yanıt vermiş buna. 37 kişi de 750 milyar dolar demiş. Bu Goldman Sachs'ın dediğim gibi 2019'un Aralık ayında yaptığı taahhüt. Goldman Sachs gibi ana akım bir yerin sürdürülebilirliğin finansmanına ayıracağı 750 milyar doları varsa eğer
İş zaten ekonomik olarak da buraya dönmüş demektir. Dolayısıyla meseleyi böyle görmek lazım. Hakikaten yeteri kadar kaynak var dünyada. Yeteri kadar para da var. İş ki bunları doğru düzgün paylaştırabilmek.